Yaşamda başarı, etkili ve anlamlı bir yaşam için akademik zeka asla yetmez. Sosyal ve duygusal zeka da lazım. Farkındalık, empati, etkili iletişim becerileri, yeterince güçlü bir içsel motivasyon, öfke yönetimi, stres yönetimi, sabırlı olmak, etkili problem çözme becerileri gerekir. Biz daha annemizin karnındayken, 2 aylıkken alt beynimiz esas canlı bu dünyaya ilişkin ilk kayıtlarını oluşturmaya başlar. RNA'larımızda binlerce yıllık atalarımızdan devraldığımız bilgi kodları bulunmaktadır. İnsanda ön beynimizin toplamının %40'ıdır. Bu bize en yakın resus maymunlarında bile %20'yi dahi bulmuyor. Dolayısıyla bizi insanlaştıran bölge beynimizin ön bölgesidir. Kumanda bölgesidir burası. Alt beynimizi devreye almak için haftada birkaç gün terletici spor yapmalıyız. Bu vücudun kendi onarım mekanizmasını devreye alır. Bizi yöneten şeyler deneyim, gözlem, akıl yürütme, rasyonel sezgi olmalıdır. Nitelikli, anlamlı, doyumlu bir yaşam sürebilmek için etkili yaşam becerileri öğrenebilmeliyiz. Çalışkanlık, atılganlık, güçlü bir öz denetim, yeterince esnek olmak, sorumluluk duymak, içsel motivasyon, doğru geri bildirim üretebilmek, edebiyatla, bilgiyle yaşamak, sürekli okumak bize bunları sağlar. Haftada bir iki tane kitabı özet çıkartarak okursak, zihnimiz her olayda yeni çözüm yolları bulabilecek şekilde yaratıcılığını, kapasitesini geliştirir. İşlevsiz insanlar hep dışarıdan, diğerlerinden mucize beklerler. Gerçek iyileşme içeriden dışarıya doğru gelir. İçeriden dışarıya doğru. Mutluluk bir hedef, bir amaç değil, bir yoldur. Yolun kendisidir. Onun için içinde bulunduğumuz şu andan daha iyi bir zaman yoktur mutlu olmak için. Yaşadığımız her sorun bizi olgunlaştıran fırsatlar olduğundan bunların bir bedeli vardır. Dünya içimizin bir aynasıdır. Sürekli diğerlerinden şikayet edersek aslında kendimizden şikayet ettiğimizi fark edemeyiz. Olayların, olguların, çevremizdeki şeylerin kendilerinin bir anlamı yoktur. Onlara anlam veren biziz. Yükü doğru taşıyabilmek için etkili yaşam becerileri öğrenmeliyiz. Duygularımız nükleer güç reaktörleri gibidir. Bizi harekete geçirirler. Ama duygularımızı yönetmek düşündüğümüz kadar kolay değildir. İyilik halimizi güçlendirebilmek için sağlıklı bir benlik algısı geliştirmeli, iletişim becerilerini, atılganlığı, duygusal zeka becerilerini, öz disiplin, öz denetim becerilerimizi çok yüksek seviyede geliştirmemiz gerekir. Duygularımız vahşi bir at gibidir. İyi yönetirsek, kumanda edersek bizi çok yüksek başarılara götürebilir. Ama kendi haline bırakırsak bizi sadece ahıra götürebilir. Öfke, nefret, kin duyguları asit özellikli biyokimyasallarla vücudumuzu mahvederler. Onun için öfke fare zehrini içip farenin ölmesini beklemeye benzer. Yaşam
Sol beynimizin yarattığı biraz elektrik, biraz fotondan başka bir şey değildir. Başarısızlıklarımız her biri birer öğrenme yaşantılarıdır. Buraya gelen yollar böyle patikalardan geçiyordu. Yaşamda mum olmak öyle düşündüğünüz kadar kolay değildir. Işık saçmak için önce yanmak gerekir. Ve verecek ışığı olmayanlar karanlığı sever. Mevlana'nın dediği gibi hamdım, piştim, oldum prensibi burada geçerlidir. Martin Luther King uçamıyorsan koş, koşamıyorsan yürü, eğer yürüyemiyorsan gerekirse sürün ama hareket etmeye devam et, geleceği ilerlemeyi sürdür derken önemli bir ilkeden bahsediyordu. Yaşamda deneyimlerimizden daha güçlü bir öğretmen yoktur. Ama kişide öğrenmek için bir içsel motivasyon yoksa deneyimden bile hiçbir şey öğrenemez. Akıllı insanlar kendi zekasını, başkalarının deneyimlerini kullanarak pozitif deneyimler, yüksek başarılar yaratırlar. Akılsız insanlar ise her şeyi bildiklerini zannederek kendi trajedilerini yaratırlar. Yaşamda keskin bıçak olmak için çok çekiç yemek gerekir. Çeliğe su yürümezse çelik olmaz. O kadar sıcağı yemezse demir çelik haline gelmez. Sana ışık tutanlara sırtını dönersen göreceğin tek şey kendi karanlığın olacaktır. İnsanın yaşam kalitesini belirleyen unsur zamanını nasıl yapılandırdığıdır. Uygarlık, günde bir saat kitap okuyan bilgili yurttaşların bulunduğu bilge bir toplumda kurulabilir ancak. Başarı, konsantre olarak yılmadan, bezginlik duymadan fiziksel ve zihinsel enerjiyi hedeflerimize odaklanacak biçimde organize etmekten ibarettir. Yaşamda en muhteşem şey zihnimizi daima açık ve zinde tutabilmeyi başarmaktır. Beynimiz bir paraşüt gibidir ve yalnızca açıkken bir işe yarar. İnsanın gelişmesi daima içeriden dışarıya doğru dedik. Onun için hep kendiniz üzerinde çalışın. Çalışın, kendinizi olduğunuz gibi kabul edin. Başkalarıyla uğraşmayın, eleştirmeyin, zihninizi meşgul etmeyin. Diğerlerine işi yıkmayı ve mazeret üretmeyi bıraktığınızda kendi kaderinizi ve yaşamınızı, yazgınızı kontrol edebildiğinizi, belirlediğinizi fark edeceksiniz. Yaşamlarımızdaki en büyük keşif, düşüncelerimizi değiştirerek yaşamımızın gidişatını da değiştirebileceğimizi fark etmektir. Çektiğimiz acıların bizi geliştirme işlevi olması gerekir. Eğer çektiğiniz acılar tekamül etmenize, erdeminize, insanlaşmanıza, yeni anlamlar devşirmenize yaramıyorsa bunun bir faydası yok.